Marina Sohbetleri Sağlık Kuşağı'ndan herkese merhaba. Ben Duygu Özel Tapan. Bodrum Yalıkavak Marina'dan sohbetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bodrum'da yaşayan, Bodrum'da görev yapan hekimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Özellikle yaza dair yaşam önerileri ve yazın karşılaşabileceğimiz hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini soracağız. Bugün sıcak yaz günlerinde serinlemek için havuzu ve denizi tercih edenlere dikkat diyeceğiz. Özellikle bu dönemde kulak enfeksiyonları sık görülüyor. Kulak, burun, boğaz hastalıklarının görülme tipleri yazın diğer aylara göre farklılık gösterebiliyor. Peki nedir bunlar? Burun kanamaları, bademcik rahatsızlıkları, kulak enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemleri, tanı ve tedavi yöntemlerini kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ziya Özüyer'le konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Çok önemli bir problemi konuşacağız. Özellikle yaz döneminde kulak sağlığına dikkat etmek isteyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle buraya Bodrum'a uçakla gelecek olan misafirlerimiz için diyeyim. Uçağa binmeden evvel burunlarının tıkalı olmaması dikkat etmelerini rica ediyorum. Eğer burunları tıkalıysa, sinüzit halleri varsa uçağa binmemeleri. Çünkü aksi takdirde uçakta kabin hissi basıncında ayarlama yapılamazsa özellikle inişte barotravmaya uğrayacakları, kulaklarında tıkanıklık yaşayacakları için o dönemde tatil dönemlerini sıkıntılı geçireceklerini vurgulamak isterim. Yani uçağa binmeden burunlarının açık olmalarına dikkat etmelerini rica ediyorum. Peki hocam, acaba uçakta basınç yüzünden mi bu kulak tıkanır ve sonu acaba kulak kanamalarına varabilir mi? Varabiliyor. Yani şöyle ki, biliyorsunuz orta kulağımız burun yoluyla ve mastoid hücreler yoluyla havalanıyor. Bu havalanma mekanizması bozulduğu zaman kabin içerisinde basınç ayarlaması yeterli düzeyde yapılamadığı zaman ve kulak zarının dış kulak tarafı ile orta kulak tarafı arasındaki basınç birbirine eşit olmadığı zaman kulak zarımız içeri doğru çöküyor. İçeride bir sıvı toplanması oluyor. Hatta kanamalara neden olabiliyor. Östeki borusu dediğimiz kulakla burunun arasındaki boru tıkandığı zaman, ki bu nezle olduğu zamanlarda denk geliyor. Bu yol tıkanıyor. Tıkanınca uçak içerisinde ani kulak ağrıları, kanamalar, hatta ağlamalara yol açan olaylara, sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle bebekler çok ağlıyor uçakta. Demek ki bu yüzden hocam, değil mi? Onlarda tabii burun tıkanıklığı daha fazla yaşanabiliyor. Evet. Bebekler gerçekten uçakta, biz bu şeyleri de yapamıyorlar. Biz elini açmaya çalışıyoruz, valsalva manevrası yapıyoruz, esniyoruz. Su içiyoruz. Ama onlar bunları bilmedikleri için ağlayarak cevap veriyorlar. Peki hocam, diyelim burnumuzu açamadan uçağa binmek durumunda kaldık ve bu tür belirtiler baş gösterdi. Uçaktan indikten sonra ilk müdahalemiz ne olmalı? Hemen doktora mı gelmeliyiz? Tabii ki hemen doktora gelmemiz gerekiyor. Ama bunun tedavisi oldukça güç oluyor. Öyle mi? Uçağa binmeden dekonjestan, topikal dekonjestan, oral dekonjestanların alınmasını öneriyoruz. Ama eğer böyle bir olay yaşandıysa, yaşandıktan sonra orayı açmak gerçekten zor oluyor. Yine topikal ve sistemik dekonjestanlar veriliyor. Şayet içeride sıvı birikimi varsa ya da kan toplanması varsa kulak zarının çizilmesine, hatta oraya tüp konulmasına kadar gidebiliyor. Dolayısıyla baştan önlem almak çok önemli herhalde, değil mi? Peki şimdi hocam, bu dönemde denize giriyoruz, havuza giriyoruz. Acaba kulaklarımızı nasıl korumalıyız? Ya da neden korumalıyız denizden, havuzdan? Bir kere öncelikle girdiğimiz suların temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Havuz suları, içerdikleri kimyasallar olsun, sürekli herkesin duş yaparak içeri girmediğinden olabilir. Yani havuz sularını pek tercih etmemelerini öneriyorum. Deniz daha emin gözüküyor. Tabii burada da her deniz bir değil. Mümkünse daha temiz sularda girmeleri gerekiyor. Bizim kulağımızın tabii savunma mekanizmaları var. Yani kulak içerisinde, dış kulak yolunda salgı bezlerimiz var. Serümen salgılıyorlar, ter bezlerimiz var. Bunlar bir bariyer oluşturuyorlar. Lizozim enzimlerimiz var ve bu dış kulak yolunun bir pH'i var. Bu pH ortalama 6,5-6,8 civarında. Bu pH'in daha alkali ortama kaymasıyla, ya tabii enfeksiyonlar
bakteriyel ve mantar enfeksiyonları ön plana geçiyorlar. Evet. Buna kimyasal ajanların da, havuzdaki kimyasal ajanlar, klor olsun, diğer bakteriler olsun bilmesiyle ve bizim de iritasyon da, mesela bir kaşıntı oluyor. Dışarıdan dahi şöyle bir kaşıyoruz, orada mikrotravmalar oluşuyor. Kolaylıkla enfeksiyonlar yayılabiliyor. Yani enfeksiyonların yayılmaması için bir kere öncelikle temiz sulara girilmesi, gerildiğinde de su kaçtı, işte kulağım tıkandı, fazla hani kurcalanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki pamuk sokmayacağız değil mi? Kendi kendimize müdahale etmeyeceğiz. Dışarıdan pamuk sokmak hem orayı kurutuyor, irite ediyor. İçerideki serumini biraz daha içeri doğru itiyorsunuz. Peki su kaçtıysa ya da temizlemek istersek ne yapalım hocam? Yani fazla kurcalamamak lazım. Yani bir kulak mumbalası hekimine başvurmakta yarar var diye düşünüyorum. Denize girerken iskeleden atlamayı özellikle çocuklar çok seviyor. İskeleden atlayıp devamlı dibe dalmak istiyorlar. Bunlar da tıpkı uçaktaki gibi hani basınç farklılıklarına yol açıyor. Bu sürekli iskeleden atlamak, dibe dalmak da gerçekten dış kulak yolu ve orta kulak iltihapları daha sık karşımıza çıkıyor. Bu dönemde özellikle çok sık karşılaşıyorsunuz, evet, değil mi hocam? Çok sık karşılaşıyoruz. Peki maalesef. Ya tedavisi, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, hastada önce bir hafif kaşıntıyla başlar, hafif hassasiyet, dolgunluk hissi. Başladığında fazla zaman kaybetmeden kulak mumbalası hekimine başvurmaları lazım. Eğer ilerlerse hadi geçecek, hadi şey yapacak. Daha tıkanıyor, ağrı daha da artıyor, hassasiyet oluyor. Ve içeride debris, serümen birikiyor. O kapalı kalıyor. Üzerine mantar enfeksiyonları biniyor. Ve hapis kalınca son derece sıkıntılı halde karşımıza çıkıyorlar. Peki dış kulak yolu iltihabı eğer ilerlerse orta kulak yolu iltihabına mı dönüşür? Yok, öyle bir şey yok. Arada bariyer var, zarımız var. İkisi ayrı kompartmanlar. İkisinin enfeksiyonları da farklı. Ya, ayırt etmek de şöyle. Dış kulak yolu aslında dört kraniyal sinir tarafından inerve ediliyor. Yani ve oldukça hassas bir bölge. Ağrıları çok, enfeksiyonları çok şiddetli. Ağrıları da daha şiddetli olur orta kulak enfeksiyonlarına göre. Burada bastırmak da şu bölgede bir hassasiyet duyarlar. Ve ilerlerse de şişlik olarak karşımıza çıkar şu bölgede. Hı hı. Yemek yerken ağrıları olmaya başlar. Yutkunurken belki. Yutkunurken de olur. Önce bir kaşıntıyla başlıyor. Daha sonra ağrı eşlik ediyor. Oradaki o debrisin temizlenmesi önem arz ediyor. O birikintinin, mantar olsun, mantar hiflerinin temizlenmesi. Temizlenmeden üzerine kullanılan damlalarla yani iş çözülmüyor. Hmm. Sadece belki semptomlar giderilebilir ama herhalde kalıcı bir tedavi olmaz. Olmuyor. Değil mi? Yani o da semptomlar da bazen giderilebiliyor. Dediğim gibi bazen hiçbir işe yaramıyor kullanılan damlalar. Peki tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları sarlığa kadar götürür mü hocam kişiyi? Dış kulak yolu enfeksiyonları o kadar şey yapmıyor tabii. O sarlığa kadar götürmüyor. Tabii orta kulak iltihaplarında o olabilir ama yaz dönemlerinde bir hani denize atlamakla olan orta kulak iltihaplarında bunu görmüyoruz. Ama şu da var, denize atlamak, iskeleden atlamakla ters bir şekilde kulak zarının yırtıkları da olabiliyor. Bu yırtıklarda evet, yani işitme kayıplarına yol açabiliyor. Siz şimdi şeyden bahsettiniz, hani kalıcı, o şöyle, geçen haftalarda bir öyle hastamız olmuştu. Çocuk kulağına boncuk tıkamış. Sokmuş. Çocuk belli. Önce çıkarmaya çalışmışlar. Başka bir yerde daha çıkarılmaya çalışılmış. O çok zorlanmış. Onda mesela maalesef hani kalıcı işitme kaybı neredeyse gelişiyor gibiydi. Ona bir şekilde müdahale edildi. Yani onu da söyleyeyim. Yabancı cisim çocuklar sokuyorlar. Onları çıkartmaya çalışıyor. Aile özellikle deneyimsiz kişiler çıkartmaya çalışınca biraz daha arkaya doğru itiyorlar. Evet. İttikçe orta kulağa giriyor. Hatta iç kulak zarar verebiliyor. Böyle bir durumda hiç ellemeyeceğiz demek. Kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Hemen bir hekime gideceğiz değil mi hocam? Evet. Şimdi kulak çınlamasını da merak ettim. Bu dönemde kulak çınlaması da sık görülür mü? Evet. Eğer kulak çınlıyorsa bu ne demektir? Kulak çınlaması bir kere ani işitme kaybı dediğimiz acil bir KBB girişiminin ön belirtisi olabilir. Yani kulakta ani başlayan bir işitme kaybı, ona eşlik eden
kulak çınlaması. Böyle bir durumda hekime derhal müracaat edilmesine yarar var. Çünkü onlar da erken zamanda müdahaleyle kalıcı işitme kayıpları önlenebiliyor. Ama peki, çınlamanın farklı nedenleri de olabilir. Ne gibi hocam? Yani çınlama mesela serümen birikintisi, buşon birikintisine bağlı da karşımıza çıkabilir. Orta kulak iltihaplarında da olabilir ya da yaşa bağlı işitme kayıpları. Yani kronik çınlama nedenleri de olabilir ama konumuz yaz olduğu için özellikle hani strese bağlı gelişebilen ya da idiopatik dediğimiz nedeni tam belli olmayan ani işitme kayıplarındaki çınlamayı ben özellikle vurgulamak istedim. Şimdi özellikle yaz döneminde kulüplere, mekanlara gidilebiliyor. Hı. Yüksek sesli müzikler dinlenebiliyor. Evet. Şimdi acaba hem kulak sağlığı bundan nasıl etkilenir? Hem de bu dönemde tabii sohbet de etmeye çalışıyoruz. Evet. Sesimizi olduğundan daha yüksek çıkartmak durumunda kalıyoruz. Acaba ses tellerimiz de zarar görebilir mi? Bunu da merak ettim. Evet. Tabii bu kulüplerde akustik yani ses eşikleri çok yüksek. 90-100 desibellere ulaşan akustik travmaya maruz kalıyor herkes ve bir girmede dahi yani geçici ya da kalıcı işitme kayıpları olabiliyor maalesef. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü oldukça yüksek içeride desibel olarak çok yüksek bir ses enerjisi mevcut. Orada dediğiniz gibi yüksek sesle konuşuluyor. O da ses tellerimizi şey yapar. Yani çok iyi vurguladınız, iyi bir gözlem. Hem kulağımıza hem ses tellerimize bu mekanlar zararlı diye düşünüyorum. Herhalde önlemenin tek yolu böyle bir yere evet. gitmemek mi hocam? Yoksa yani belki açık, en azından açık havadaki mekanlar olsun. Evet. Kapalı yerler olmasın. Hoparlörlerin ağzında durmamaya çalışsınlar. İlla gideceklerse de hani biraz daha geç saatlerde belki giderlerse ses eşiği biraz düşüyor. Evet. Ben ama çok tavsiye etmiyorum. Ben hocam özellikle yaz aylarında otelde kalıyorsam uyurken etrafımdaki yan odadan gelen seslerden çok rahatsız olan biriyim. Denize girerken de kulağımın su kaçmasına çok müsaade etmek istemem. Bu dönemde böyle pamuk içerikli, vazelinli, pamuklu kulak tıpaçları kullanıyorum. Evet. Eğer benim gibi yapan izleyiciler varsa acaba doğru mu yapıp yapmadığımıza dair neler söylersiniz? Eczaneden yani pamuk ve bildiğiniz vazelini evet. alıp bulamaç yaparak kapatabilirsiniz. Çok iyi bir yöntem. Diğer tıkaçlar da var ama onları şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Silikon tıkaçlarda mesela sokuyor, çıkarmaya çalışıyor. Yarısı orada kalıyor, yabancısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin kullandığınız iyi bir yöntem. İlla denize girerken kulağa tıkamak şart değil. Ama havuza girerken çocuklar özellikle mantar kapmasınlar diye yani kulaklarını kapatmalarını ben tavsiye ediyorum. Denize girerken ovazenli tıkaçlar kullanılabilir. Diğer tıkaçlar da kullanılabilir ama özellikle havuza girerken ben takılmasını öneriyorum. Bir de çocuklarımız için bazıları geniz eti ameliyatı birlikte kulaklara tüp takılıyor. Tüp takılan çocukların da denize girerken kulaklarının tıkanması lazım. Vazelinli pamuklar olsun, tıkaçlar olsun. Onlar da unutulmamasında yarar var. Güzel bilgiler verdiniz hocam. Geçelim kulaktan buruna. Herhalde yaz döneminde en sık görülen burun hastalığı kanama. Kanamalar. Neden olur? Oluyor. Özellikle ileri yaş grubunda tansiyona bağlı oluyor. Yüksek tansiyon. Sıcaklarda biraz daha kan damarlarında genişleme oluyor. Tansiyon artıyor. Stres faktörleri daha ön plana çıkıyorlar. Kan basıncı regülasyonu birinci faktör. İkinci, burada tabii ileri yaş grubunda kalp hastası olan kalbine stent takılan hastalarımız var. Bunlar kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorlar. Bunların regülasyonunda problem oluyor. Hem kan sulandırıcı kullanıyor hem kan basıncı yüksek oluyor. Üzerine bir de sıcak ve uykusuzluk, yol stresi, hadi geliyorlar evi bir açıyorlar. Bunlar da sık karşımıza çıkıyor. Yani özellikle kan basıncının yükselmesi bir de kan sulandırıcı ilaç kullanımı. Demek ki kan sulandırıcı ilaç bu dönemde kullanmayalım. Yok hayır kullanıyorlar ama kullanmaya devam etsinler. Onların regülasyonunda sıkıntılar oluyor. Bir de farklı bir ortama geliyorlar. Yani bu günlük yaşamlarından farklı strese maruz kalıyorlar. O kan basınçlarını yükseltiyor. Peki. Çocukluk yaş grubunda da
Tabii bu klimaların açılması, havanın sıcak, soğuk olması, bir sıcaktan bir soğuğa çıkılması bu da kurutuyor herhalde, kurutuyor, değil mi oradaki evet, damarları? Bu da kanamayı arttırıyor. Peki eğer böyle bir kanama yaşandıysa hocam, özellikle çocukta görülen bir kanama varsa, bu kanamayı durdurmak için ebeveynler hangi müdahalede bulunmalı? Yani önce hemen panik olmamak lazım. Önce böyle sıkıyoruz iki burun kanadını, biz sıkıyoruz, yaklaşık 5 dakika kadar bekliyoruz. O geçmezse lavaboya geçiyoruz, soğuk suyu açıyoruz. Soğuk suyu açarak 5 dakika kadar burnuna su çekip sümkürtmeye çalışıyoruz. Yani o kan aksın mı istiyoruz? Oradaki pıhtılar temizlesin, temizlensin istiyoruz. Çünkü kan pıhtısı olduğu sürece kanama daha da artacaktır. Ondan sonra tekrar oturarak böyle sıkmaya devam ediyoruz. Daha sonra acile başvurabilirler. Tansiyon ölçülsün o sırada. Eğer tansiyon yüksekse dil altı ilaçlarını alsınlar. Erişkin hastalar için konuşuyorum. Yani panik olmamak lazım. Peki şimdi gelelim hocam boğazımıza. Şimdi bu dönemde dondurmalar, soğuk içecekler çok iyi gider. Peki boğazımız bundan ne derece etkilenir? Çünkü bir iddia da var ki aslında dondurma hastalık yapan değil, hastalık önleyen bir etken. Doğru mu? Biz şöyle bademcik ameliyatlarından sonra zaten dondurma öneriyoruz. Güzel. Yani hem kanamaya azalsın diye hem besleyici olsun diye. Fakat burada tabii sıcak mekanda soğuk içkiler tüketiliyor ya da soğuk içecekler tüketiliyor, buz da tüketiliyor. O buzların ne kadar aslında bizim evlerde kullandığımız içme sularından üretiliyor. Yani buna bir soru işareti gözüyle bakmak lazım. Yani o buzlar güvenilir sulardan mı üretiliyor? Yani o dışarıda özellikle tükettiğimiz zaman buzlu içecekleri o yüzden pek tercih etmemelerini ben öneriyorum. Yani kendi evlerinde tabii içecek içme sularından yapılan buzlar makbuldür ama diğerlerine hani güvenilir mekanlarda buz tüketsinler ve ağızlarında tabii çok fazla buzu tutmasınlar. Yani hemen. Çok şey yapmasınlar. O bademcik iltihaplarına yol açıyor. Evet. Bir de dondurmadan sonra mesela ılık su içirirdi annelerimiz ama bu doğru bir yöntem midir? Çocuklara. Çocuklara onu doğrusu onu ilk defa duydum ben. Yani dondurmayı bizim, aman ılık su iç arkasından. Daha sonra öyle daha mi? Daha sonra. Onu, böyle bir anneannelerimizin yaptığı yöntem vardı ama herhalde çok bilimsel değilmiş. Sevgili hocam, size gelen sorularla devam etmek istiyorum. Tamam. Sevgili izleyiciler, siz de bize katılabilirsiniz. 0544 880 87 87 WhatsApp yoluyla bizlere soru sorabileceğiniz numara. Bir izleyicimiz der ki, merhaba hocam, yaklaşık 2 gündür sol kulağım tıkalı. Çöple kulak kirini çıkarmaya çalışırken sanırım kiri geriye ittim. Evet. Şimdi uğuldama ve kulak tıkanma mı var? Acaba tehlikeli bir şey mi yoksa kendiliğinden geçer mi der? Kendiliğinden geçeceğini pek tahmin etmiyorum. O da bir kulak mumbaz ekibine başvursun. O demin bahsettiğimiz şekilde muhtemelen kulak zarına doğru itmiştir şeyi, serümeni tıkamıştır. O rahatsızlık vermeye devam edecektir. Şimdi hocam bir diğer soruya geçiyorum. İzleyicilerimizden gelen. 2 yıldır orta kulakta basınç problemi yaşıyorum der. Şubat ayında deviasyon ve rinoplasti ameliyatı olmuştum. Temmuz ayında burun sol bölmesinde konka hipertrofisi nedeniyle radyofrekans işlemi yapıldı. Ekim ayında yine basınç problemi nedeniyle gittim ama faranjit, sinüzit, kulak zarında matlaşma var denildi. Antibiyotik ve spreyler kullandım fakat bir aydır basınç problemi yine başladı. Ne yapmalıyım hocam der. Yani burada basınç problemi şayet kendin hissettiği bir problem üzerine de hani orta kulak basıncını ölçtüğümüz stifonogram aleti var. Orada da basınç problemi devam ediyorsa ve östaki disfonksiyonu kanıtlanmışsa o zaman tuba östakide sorun vardır. Tubanın yani östaki borusunun açılamamasından kaynaklanıyordur. Burada ya ventilasyon tubu takılacak ya da tuba östaki plasti diye bir yöntem var. Burun yoluyla giriyoruz. Östaki borusuna bir geçici kateter koyuyoruz. 2 dakika orada kalıyor. Ondan sonra onu çıkarıyoruz. Tıpkı kalp ameliyatlarında kullanılan stent gibi. Bu östeki problemi çözülmüş oluyor. Onu tavsiye ederim ben. Hocam bir izleyicimiz de yazın artan sinüzit problemim var. Bunun için ne yapmalıyım der. Aslında sinüzit kışın da görülür değil mi? Yazın daha mı sık görülür? Yani yazın tabii klima faktörü var. Evet. Bir de denize girdikten sonra özellikle hanımlarda saç kurutmama sıkıntımız var. Saç kurutmaması gerçekten bir etken midir hocam? Yani özellikle rüzgara maruz kalıyorsanız denize girdiniz çıktınız.
Yani rüzgara maruz kalıyorsunuz, o tabii sinüzite yol açacaktır. Ama saçı nasıl kurutacağız plajda hocam? Zaten bir havluyla ıslaklığını alıyoruz ama. Rüzgarda kalmayın o zaman. Yani yani denize gir, bir kere denize giriyorsanız yani uzun süreli girmeyin, bir saat falan girmeyin. Bodrum'un denizi soğuk biliyorsunuz. Evet. Çıktınız, rüzgar alan yerde durmayın. Ya da böyle bir havluyla durabiliriz değil mi başımızda? Evet, o da olabilir. Gerçi koruyucu. Plajda biraz sıkıntı olacak ama tabii o da şık yapıyor hanımlar, ben görüyorum. Evet, da... zaten moda şimdi o şekilde kafaya şal bağlamak. Bir izleyicimiz de yaklaşık 2 senedir sağ kulakta kesintisiz çınlama ve işitme kaybı var, ne yapmalıyım diye soran hocam. İşte onlar da maalesef çok fazla yardımcı olamıyoruz. Özellikle 2 sene geçmiş, 2 senedir çınlama var, işitme kaybı var. Muhtemelen o aynı işitme kaybı yaşamıştır. Orada bir kalıcı işitme kaybı kalmıştır. Birlikte bir çınlama vardır. Ona çok fazla yardımcı olamıyoruz. Eğer düşündüğün gibiyse. Tabii başka faktörler de bunun nedeni olabilir. Yani kireçlenme gibi. O zaman tabii kulak testinin yapılması lazım. Ona göre belki bir ameliyat gerekebilir ama çoğunlukla bir aynı işitme kaybı, strese bağlı oluyor bazen. Onlar da çok yardımcı olamıyoruz. Bu dönemde bademcik iltihabı belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleriyle biraz evet. detaylandıralım mı hocam? Bu dönemde de dediğiniz gibi kışın görülse de yaz döneminde de çok sık görülüyor. Evet. Atlamamak lazım. Özellikle çok soğuk meşrubat tüketiliyor. Kalabalık ortamlarda seyahat yapılıyor. Uçağa biniliyor. Birisi hasta olsa aksırıyor. Yine klimalı ortamlarda bankaya giriyorsunuz. Yani dolayısıyla bademcik iltihabı çok sık görüyoruz. Yutma güçlüğüyle başlıyor. Hafif bir boğaz ağrısıyla başlıyor. Yutma güçlüğü giderek artıyor. Ateş olur olmaz. Ama yutma güçlüğü, halsizlik başladığında yine yani KBB doktoruna müracaat etmesine yarar var. Çünkü yani kültür alınır, şey yapılır, kan tahliline göre bir antibiyotik başlanması gerekebilir. Özellikle hocam şimdi bir hafta 10 gün kadar izin alıp tatile gelen evet. Vatandaşlarımız var. Bu dönemi de hasta geçirmek istemezler. Acaba son sözleriniz neler olacak? Benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz belki hap niteliğinde bilgilerle kapatalım. Ya benim özellikle vurgulamak istediğim, hani uçağa binmeden hani tatil zehir olmasın diye burunları evet. tıkalı mı diyeyim, ona bir dikkat etsinler. Nezleyse binmesinler, illa binmeleri gerekiyorsa işte dekonjestan ilaçlar kullansınlar ya da ertelesinler ya da karayoluyla gelsinler. Girerken dediğim gibi denize girerken ya da girmeden evvel kulaklarında hafif tıkanıklık varsa yine KBB'ye başvursunlar. Kulakları temizlensin. Girdikten sonra o kulak tıkanma problemlerini yaşamasınlar. Denize sürekli atlamasınlar, iskeleden dibe dalmasınlar. Yani sağlıklı bir tatil geçirmeleri için yani ilk planda aklıma gelenler bunlar. Çok çok teşekkür ediyoruz tamam, sevgili ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yaz döneminde görülebilecek kulak burun boğaz hastalıklarını nasıl korumamız gerektiğini tanı ve tedavi yöntemlerini bize kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ziya Özüer anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz buradayız. Birazdan ikinci konuğumuzla devam edeceğiz.